Senin en sevdiğin şey hayatta onu yapamazsın demek. Bana bir şey yapamazsın derseniz kesin yaparım. Ben Tuba Üsner, ben Ankaralıyım. Aslında Ankaralı değilim, Anadolu'luyum. Niye Anadolu'luyum diye deyip duruyorum. Çünkü benim babam Erzincan'ın Kemah köyünde bir köyden. Annem de Avanos, Kapadokya diyebilirsiniz siz oraları, Avanos köyünden. Biz yaz tatillerimizin çoğunu bu Kemah'ta geçirdik. Yani Kemah dediğim köyde geçirdik. Burada babaannem yaşıyordu. Evin içinde tuvalet yoktu. Evin içinde su akmıyordu. Ve yani babaannemlerin maddi durumu da gayet iyiydi. Yani bir sürü hayvanları vardı, şuydu, buydu. Ama şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani dışarıda yemek pişirdiğimizi, bulaşıkları dışarıda yıkadığımızı falan. Şimdi biz yazın hava harikayken onları yapıyoruz ama şeyi düşünün. Kışın içeride su akmıyor. Babaannem nasıl yıkıyordu o bulaşıkları, değil mi? Tüm hayatımda rol modeli soracaksınız şimdi ya da hayatınızın amacı ne olacak falan onları soracaksınız. Gerçekten o babaannemlerin evinde yazları geçirmiş olmam beni çok etkiledi. Hızlıca ileriye gelirsek, ODTÜ işletmeye girdim. Niye ODTÜ işletme diye soracaksınız. Vallahi lise 2'ye kadar doktor olacaktım ben. Ondan sonra bir doktor tanıdığımız geldi. Alım, doktorluk bu kadar zor, işte efendim mecburi hizmet var, işte çocuk sahibi olursan çocuğunu bile göremiyorsun, o kadar yoğun çalışıyorsun, bir sürü bir şeyler söyledi bu abla. Korktum yani ve doktor olmamaya karar verdim. Ondan sonra ay ne yapsak ne etsek, mühendis mi olayım bilmem ne mi, ben de işletmeyi yazdım. Çok da iyi oldu. Harika bir bölüm. ODTÜ işletme çok severim. Çok güzel şeyler öğrendim. Çok değişik bir şeydi benim için. Yani iş dünyası falan, hani doktor olmaktan bir anda kendimi iş dünyasına ilintilenmeye buldum. Acayip çalışkandım. ODTÜ işletmeyi birincilikle bitirdim. Gece gündüz ders çalışıyordum gerçekten yani. Halen de öyle, çok severim ders çalışmayı, kitap okumayı. Sonra burs aldım. Texas Tech'e gittim. Orada ODTÜ'deki bir hocanın sayesinde oldu bu. Bu 1991, yani apayrı bir yüzyıl ve dünyadaydık. Neyse bir yılda orada bir MBA yaptım. 2 yıllık programı bir yılda bitirdim. ODTÜ işletme çünkü süper iyi eğitmişti beni zaten. Hadi sıkıldım, bitti, bitsin falan diye bitirdim. Ondan sonra bana şey diyorlardı, o kadar çok ders load edemezsiniz diyorlardı. Benim en sevdiğim şey hayatta onu yapamazsın demek. Çünkü benim bir abim var, çok severim ya. Hayatta gerçekten en sevdiğim insanlardan biri. Onunla hep rekabet halindeydik. O bana onu yapamazsın derdi. Ben onun küçük kız kardeşim. Ben de öyle mi derdim? Nasıl yapacağım bak gör. O şekilde büyüdüm. Abim sayesinde bana bir şey yapamazsın derseniz kesin yaparım yani. Amerika'ya gittim. MBA yaptım. Sonra geri geldim. Procter & Gamble'da çalıştım. 2 yıl orada çalıştım. Finansal analist olarak çalıştım. Ondan sonra dedim ki yani bu iş bana göre değil. Böyle yavaş yavaş her gün aynı yer, yavaş yavaş aynı raporu sürekli yaz falan. Aslında süper bir yer. Procter & Gamble'da çalışmak, oraya giriyorsunuz, orada kalırsınız, acayip yükseliyorsunuz falan. Yani gerçekten muhteşem bir şans orada iş bulmak ve çalışmak. Ama işte ben dedim ya, sıkıldım, sıkılma karakterim var yani. Ankara'ya geri döndüm, bir aile şirketinde çalıştım. O çok eğlenceliydi çünkü firmada hiçbir şey yoktu. Her şeyi ben yapmak zorunda kaldım falan. Ondan sonra o çok güzel gidiyordu ama patronla bu sefer aramız bozuldu. Yani işte o bana yeterince izin vermiyordu. Ben daha çok değiştirmişim. Dünya Bankası'ndan kredi aldım. Daha da düşünün kaç yaşındayım? 26 yaşındayım falan. İşte onun fizibilite raporunu hazırladım. Hayatımda fizibilite raporu hazırlamamışım. İşte sordular, gittim öğrendim nasıl yapılır, yaptım falan filan. Ondan sonra dedim ki ya dedim, bu iş hayatı olmayacak. Bana göre değil, ben şey yapayım, okuyayım, biraz daha okuyayım. Ben zaten hep inektim, birazcık daha okuyayım dedim. Ondan sonra Amerika'ya gittim. Tekrar burs aldım, çok ineyim ya. Neyse, Güya Communication, komünikasyonda çalışacaktım.
ilk 3 ay mıydı nedir işte oraya gittim. Ya o kadar ilginç değil dedim. Bari sosyoloji olur. Sosyoloji çok daha ilginç geldi bana. Böyle acayip kritik düşünce, tarihi çeşitli boyutlarıyla anlama falan, insanların hayatı, antropoloji falan konular çok ilgimi çekti. Annemle babam beni havaalanından aldılar. Hiç unutmuyorum. İşte ben dedim ki vazgeçtim sosyoloji okuyacağım. 28 yaşındayım. Ha dedi babam, sosyoloji okuyacaksın, sonra ne olacak? 28 yaşındasın, bekarsın, sosyoloji okuyacaksın. Bir apartmanın alt katında 7 kediyle bir sürü kitapla yaşlanacaksın dedi. Var ya babam bunu deyince ay dedim keşke, ne güzel olur yani, gerçekten harika bir fikir. O onu kötü bir şey olarak söylemiş çünkü sonradan konuştuğumuzda ya zaten tonundan biraz anlıyordum ama yani imaj olarak muhteşem bir şey gibi geldi. Yani 7 tane kedi, bolca kitap, güneşli bir alt kat, bahçe katı diye düşündüm ve yaptım tabii hemen master'ı bitirdim yani master'a gittim bitirdim falan. Ondan sonra master'dan sonra doktoralara başvurdum ve Harvard'dan şey aldım, burs. Bunların hepsi burs tabii ki yani. Hiç her şey burs. Ama diyorum ya bu yıllar önceydi. O zaman çok daha kolaydı burs bulmak. Orada işletme doktorası yaptım ama orada böyle bir sosyoloji okumuş olmamın çok çok büyük faydası oldu. Çünkü öbür başvuranlardan beni ayırdı. Yani Türk, kadın, sosyoloji okumuş. İlk yazım Türkiye'deki gecekondularla ilgiliydi. O top publication'a çıktı. Yani en yüksek yazılabilecek yerde çıktığı için de zank diye hemen iş buldum. Yani nerede istersem iş bulabiliyordum. Tabii ben Amerika'dan sıkılmış olduğum için Londra'ya taşınmaya karar vermiştim o zaman da. Oraya taşındım. Ondan sonra orada bir okulda hocalığa başladım. Ondan sonra bir yıl sonra orada bir kat yükseldim. Çok güzel gidiyordu falan. Bu arada eşim Amerikalı birisi, yani Amerikalı birisiyle evlenmiştim. 4 yıl sonra falan o dedi İngiltere'de yaşamak istemiyorum, Amerika'ya dönmemiz lazım, ben burada devam edemeyeceğim falan. Aynı zamanda da hamileydim. İyi dedim, tamam hadi birazcık da Amerika'da yaşayalım madem öyle. Oraya taşındık. Orada bir iş buldum. Yani iş bulmak benim için çok kolay oldu. Çünkü 1000 tane derecem, public yazılarım falan çıkıyordu. Çünkü ben dediğim gibi çok okumayı sevdiğim için ve yazmayı sevdiğim için onları yapıyordum. Akademik olmak çok işime geldi. Çünkü çocuklarla vakit harcayabiliyordum. Yani 2 çocuğumuz oldu. Aynı zamanda tabii Harvard'dan olduğum için bir sürü danışmanlık da alıyordum. Ve danışmanlığa devam ettim. 4 yıl önce tenürümü aldım, doçent oldum. Sonra canım sıkılmaya başladı. Yani her şey bitti gibi. Yani tenürü alınca Amerika'da işte tamam. Yani hayatın sonuna kadar işin var. Hayatın bu oldu. Ve bir anda ay dedim ay ben böyle yaşamak istemiyorum. Yani hiç aynı yer git gel git gel aynı şey filan. Yok yok dedim hani bitti. Artık danışmanlık daha heyecanlı, yeni konular, yeni sorular falan. Ondan sonra işte sürekli danışmanlık yaptım o 2 yıl sonrası. O da çok heyecanlıydı işte yeni bir sürü müşteriler şudur budur falan, yeni sorunlar sorunları çözüm falan. Sonra işte İngiltere, bu sefer sıra bendeydi. Hadi dedim biraz İngiltere'ye taşınalım. Hem Avrupa'da da çok proje alıyordum. İngiltere'ye taşındık. 6 ay sonra Covid. O esnada ben çok yakın bir arkadaşım var. Uğur Uygur, Loyola'da hoca. Orada bir tane şeyi var, kuluçkası. Yani üniversitenin kuluçkasını o yönetiyor. Onunla konuşuyorduk. Ya Türkiye için bir şeyler yapsak. Bak ben geldiğim zaman farkı azaldı. Covid de oldu. Şimdi milletin vakti vardır. Biz telefon açarsak cevap verirler telefonlarımız. Çünkü ekosistemde kimseyi bilmiyorduk falan. Neyse uzun lafın kısası. Mühim olan insanlık diye www.mühimolan.com diye bir yer, bir proje başlattık. Sonra kısaca onun adı Mühim Olan oldu. Yani bizi esprili başlatmıştık. Mühim Olan insan, yani paranın ne önemi var? Mühim Olan insanlık diye bir şarkı vardır ya. Neyse öyle başlatmıştık. Gönüllü olarak işte sosyal girişimlere danışmanlık verelim dedik. Var ya yani Türkiye'deki ekosistem inanılmaz, muhteşemlerdi. Herkes nasıl yardımcı oldu inanamazsınız. Mühim Olan benim için çok mühim, çok değerli. Neden? Çünkü birincisi her proje aslında benim ilk başta söylediğim bunu yapamazsın
gibi bir şey. O kadar zor ki yani 3 kuruş paranız olmadan diyelim ki Van'daki kilim üreten kadınların ekonomiye katılmalarını nasıl sağlayacaksınız? Yani hani sonuçta ürün bazen zor, hani o kadar kolay satılır bir ürün değil. Yani mesela yemek içmek gibi bir şey değil ya da ne bileyim işte onların lojistiği zor, tanıtımı zor, tanıtım için gerekli para yok falan derken bütün imkansızlıklar içerisinde bunu nasıl yapacağız sorusu. Ve o sorunun içerisinde 3 tane muhteşem, çalışkan, heyecanlı öğrencim, benim artık ben onlara benim öğrencilerim diyorum. Bir de çok çalışkan, heyecanlı, genç insanlar bunu yapmaya çalışan. Bu enerji alanının içerisinde olup bu imkansıza yakın problemi çözmek çok değerli. Çok yani yaptığım en zor şey diyebilirim. Parasız bu işi nasıl yürütebiliyoruz kısmı çok zor ve çok challenging deriz ya İngilizce'de. Yani zor ama teşvik edici bir şey. O yüzden mühim olan çok önemli bence ve sosyal girişim zaten kapitalizm ayakta kalamaz. Sosyal girişimler sayesinde devam edecek ekonomi. Ben buna %100 inanıyorum. Tabii erken yani 20-30 yıl sonrası için diyorum. Çünkü bu artık bu büyük sistem ayakta kalamaz. Yani bu monopoli, bu hayatta kalamaz. Sosyal girişimler kurtaracak bizi diye düşünüyorum. O yüzden mühim olanın orada da küçücük de bir etkisi olması benim için çok değerli. Hayaller, yani ben millete doğum günü mesajı yazarken hep şey derim. İnşallah tüm hayallerin gerçek olur ve olduğunda da halen onları istiyor olursun. Bizden hayaller çok zor aslında. Çok eski bir film var. İşte bir oğlan, yani uzun bir hikaye ama en sonuna kadar, en sonuna doğru işte bir kızla evlenmeye çalışıyor. Bir türlü evlendirmiyorlar falan. Bir kız başkasıyla evlenirken şeye gidiyor, kiliseye gidiyor, kapıları vuruyor falan, koşuyor gidiyor, kızı alıyor. Kız gelinliğiyle beraber işte Dasnov'u koşuyorlar, otobüse biniyorlar, otobüse giriyorlar. Harika. Şimdi film orada bitse şey olacak. Tamam, çocuklar kazandı, işte aşıklar kazandı, hayallerine ulaştılar. Ama film bir 3 dakika daha devam ediyor. Bunlar işte otobüste herkes bunlara bakıyor falan. En arkada oturuyorlar. Ondan sonra şöyle bir birbirlerine bakıyorlar. Hani yaptık bu oyunu falan gibi. Ama bir dakika daha devam ediyor ve şey görüyorsun, suratları değişmeye başlıyor böyle. Allah biz ne yaptık falan gibi. Ve hani bir anda yabancılaşmaya başlıyorlar verdikleri karardan. Şimdi ne yapacağız falan gibi. İşte hayat da böyle yani. Yaşasın evlendik. Sonra ne olacak? İşte ne bileyim yaşasın çocuğumuz oldu. Yani hayal evet hayaller. Hayaller böyle bir şey. Benim için en büyük ilham kaynağı babaanne. Niye diyeceksiniz? Çünkü babaanne bir proje peşine koşmaya ihtiyacı yoktu benim gibi. Yani ben bir proje peşine koşmaya ihtiyacı olan bir insanım. Sonra babaannemin yani bir sürü sevdikleri, sevenleri vardı ama o kendi kalbindeki aşktan besleniyordu. Ya yani Allah'a duyduğu, hayvanlarına duyduğu, toprağa duyduğu, çocuklarına duyduğu, insanlığa duyduğu aşktan besleniyordu. Öyle çok sosyalleşmiyordu falan. Ve bence bu muhteşem bir şey. Yani o huzuru bulmak, zamanı yavaşlatabilmek, işte şimdi hani zen, bilmem meditasyon falan hani bunlar çok moda ve ünlü oldu ama bunu babaannem işte Kemah'ta o köyde evin içinde su yokken, hava buz gibiyken ve belki yeterince yemekleri yokken böyle yaşıyordu. O yüzden babaannem benim için muhteşem bir ilham kaynağı ve başarısızlıklar benim için muhteşem bir ilham kaynağı. Yani bir şey beceremiyorsanız, beceremiyorsunuz, tamam, okey. Ama en azından beceremediğinizi öğrendiniz ya da o koşullarda bunun becerilemeyeceğini öğrendiniz. Yani bu hayatın amacı ne zaten arkadaşlar? Bu hayatın amacı öğrenmek.
yaptıklarımızdan öğreneceğiz, yapamadıklarımızdan öğreneceğiz, yanlış yaptıklarımızdan öğreneceğiz. Zorlukların altından kalkın falan demiyorum. Zorlukların içinde bir şey öğrenmeye çalışın. Çok zor hayat, onu biliyorum. Ama içinde kalmaya çalışın, bir şey öğrenmeye çalışın. Mümkünse dışına çıkın tabii, o zaman daha da harika.